Gençler merhaba. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi birinci dönem ikinci yazılı çalışması yapacağız. Özellikle İkinci Dünya Savaşı ünitesi ele alınacak bu videoda. Hemen başlayalım. Öncelikle statükocu devletlere bakalım. Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşan mevcut düzenin değişmesini istemeyen devletlere statükocu devletler diyoruz. Revizyonist devletler kimler? Mevcut düzenden rahatsız olan ve bu düzeni değiştirmek isteyen devletlerdir. Bunlar ileride, videonun ilerisinde anlayacağınız bu devletleri. Washington Deniz Silahsızlandırma Konferansı nedir? 1922 yılında Avrupalı devletlerin uzak doğudaki çıkarlarını korumak amacıyla Japonya'nın deniz kuvvetlerine sınırlandırma getirmesidir. Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı öncesi hamleleri nelerdir diye bir soruyla karşılaşırsak, 1931'de Mançurya'yı işgal ederek Çin'i tehdide başlamıştır. 1934'te deniz silahsızlandırılması konferansı anlaşmasından çekilmiştir. Asya Asyalılarındır diyerek Batılı devletlerin Çin ile ilişkisini kesmesini istemiştir. Bir de ortak refah alanı adıyla Uzak Doğu'da yayılmacı bir politika izleyerek Çin'i işgal etmiştir. Şimdi burada mesela ortak refah alanı nedir diye de bir soru sorulur. Onun cevabı da aldınız. İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı öncesi hamleleri nelerdir diye bir soruyla karşılaşırsak, Birinci Dünya Savaşı'ndan galip olarak çıkmasına rağmen beklentilerine kavuşamayan İtalya'da Ulusal Faşist Parti adıyla yeni bir parti kurulmuştur. Ardından Kara Gömlekliler grubunun yaptığı Roma yürüyüşüyle İtalya'da Mussolini iktidara gelmiştir. Fiume bölgesini Yugoslavya'dan devraldılar. Arnavutluk İtalya nüfusu altına girdi. Bir de bizi de çok yakından ilgilendiriyor yani Türkiye'yi. Bizim deniz adını verdikleri Akdeniz'i kontrol altına almak için Doğu Akdeniz ve Anadolu'yu tehdit etmeye başladılar diyebiliriz İtalyanlar için. En son 1934'te de Habeşistan'ı işgal ettiklerini görüyoruz. Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı öncesi hamleleri neler? Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'ya imzalatılan Versay Anlaşması'nı getirdiği ekonomik yaptırımlar ve 1929 ekonomik krizinde yaşanan sıkıntılar Almanya'da Nazileri iktidara taşıdı. 1933'te Silahsızlanma Konferansı ve Milletler Cemiyeti'nden çekildi ve ardından Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri'ni hızla güçlendirmeye başladı. Askerden arındırılmış Ren bölgesine asker gönderdi. 1938'de Avusturya'ya ilhak etti. 1938'de Çekoslovakya'nın Sudet bölgesini işgal etti. Adolf Hitler'in iktidara geldikten sonraki dönemde yayılmacı bir politika olan hayat sahasını uygulamaya başladı. Bu politikaya göre, burası önemlidir arkadaşlar, üstün bir ırk olan Almanlar sıkışıp kaldıkları topraklardan diğer ırkların ellerinde bulunan alanlara doğru yayılmasıdır. Şimdi o hayat sahasıyla Japonya'nın ortak yaşam alanı muhabbeti biraz birbiriyle örtüşüyor. Yatıştırma politikası nedir diye bir soruyla karşılaşırsak eğer, İkinci Dünya Savaşı öncesi olası bir savaşı engellemek için İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'in yürüttüğü diplomasi faaliyetlerine yatıştırma politikası denir. Şimdi gelelim İkinci Dünya Savaşı'nın yavaş yavaş ne diyelim oluşmasını sağlayacak paktlara diyelim yani o ortaklıklara. Önce Berlin, Roma, Tokyo mihverine bir bakalım. Şimdi Almanya ile İtalya benzer politikaları olan iki devlet 1930'lardan itibaren birbirlerine yakınlaşmaya başlıyorlar. Bu yakınlaşma 1936'da önce Berlin-Roma münferinin kurulmasına kadar gidiyor. Ardından Almanya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kendine engel olarak görmesi ve Japonya'nın da Asya'da kendisine rakip olarak yine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni görmesi bu iki ülkeyi ortak düşmana karşı birbirine yakınlaştırıyor. Böylece Berlin-Roma münferi daha sonra Berlin-Roma-Tokyo miğferine dönüşmüş oluyor 1937'de. Yani önce Avrupa'da İtalya-Almanya ardından da o Japonya'nın da eklenmesiyle dediğimiz gibi bu üçlü miğfer anlaşması kurulmuş oluyor. İkinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Hemen hızlıca ona bakalım. Özellikle
Öncelikle Avrupa'da nasıl başladı ona bir bakalım. Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırınca 3 Eylül'de Fransa, İngiltere, Almanya'ya savaş ilan etti ve böylece İkinci Dünya Savaşı başladı. Şimdi burada şöyle de bir şey söyleyeyim. Şimdi Almanya'nın daha belki o yayılmacı politikası Polonya'yla başlamıyor. Daha evvelinde vardı. Az önce de bahsettik. Daha sonra Polonya'nın topraklarını aslına bakarsanız İngiltere ve Fransa güya garanti altına alıyorlar. Yani Polonya'ya söz veriyorlar. Ama Almanların da Polonya üzerinde Ruslarla bir anlaşması var. Yani Polonya'nın yarı yarıya paylaşmışlar Rusya'yla. Ve Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırınca da otomatikman o garanti veren Polonya'ya senin topraklarına bir saldırı olursa sana yardım ederiz garantisi veren Fransa, İngiltere'de Almanya savaş açmasıyla savaş başlamış oluyor. Haliyle Polonya toprakları da Alman ve Rus istilasına uğrayacak. Şimdi Yıldırım Harekatı nedir diye bir soruyla karşılaşırsanız Almanya'nın Batı Avrupa'nın işgali harekatına Yıldırım Harekatı deniyor. Almanlar bu harekat ile Danimarka'nın Norveç, Hollanda ve Belçika'yı çok kısa sürede işgal ediyorlar ve Fransa'yı kuzeyden çeviriyorlar. Şimdi burada Maginot hattı diye bir hat var. O nedir? Ona bir bakalım. Fransızların özellikle Almanlara karşı oluşturulmuş olduğu bir hat. Aşılmaz olarak adlandırılan bir savunma hattı. Ancak bu hattın arkasından dolanan Alman ordusu savunma hattını kullanılmaz hale getirecek ve Fransa'nın büyük bir bölümünü çok kısa sürede işgal edecek. Geri kalan kısmında da kendi kontrolündeki Vichy hükümetini kuracak Almanlar. Kartal hücumu nedir? İkinci Dünya Savaşı'ndaki yine bir başka terim. Almanya'nın İngiltere'ye karşı başlattığı hava harekatına Kartal hücumu deniyor. Bu harekat başarılı oldu mu derseniz olmadı. Onu da belirtelim. Barbarossa harekatı nedir? Hemen hızlıca ona bakalım. Barbarossa harekatı arkadaşlar Almanya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı başlattığı harekattır. Almanlar başlangıçta ne diyelim Sovyet Ruslara karşı çok başarılı bir ne diyelim taarruz gerçekleştirmişler. Moskova'ya kadar ilerlemişler ancak Stalingrad yenilgisi Almanların ilerleyişini durduracak 1942'de. Zaten o yenilgiden sonra da Almanlar yavaş yavaş Rusya'dan geri çekilmeye zorlanacak. Atlantik bildirgesi nedir, bildirisi nedir diye bir soruyla karşılaşırsak 9-10 Ağustos 1941'de İngiltere Başbakanı Churchill ve ABD Başkanı Roosevelt'in bir araya gelerek yayınladığı bildirgedir arkadaşlar. Atlantik bildirgesi. Bu önemlidir. Bu her türlü karşınıza çıkabilir. Bu bildirgeye göre bakalım savaştan sonra toprak kazanılmayacak. İlgili halkın onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak. Uluslar kendi geleceklerini kendileri belirleyecek. Self-determination diyoruz buna. Uluslararası işbirliği gerçekleştirilip bu işbirliğinden faydalanılacak. İnsanlar korku ve açlıktan kurtarılacak. Açık denizlerde ticaret serbestliği sağlanacak. Miğfer devletler silahlardan arındırılacak ve savaştan sonra topyekün silahsızlandırılmaya gidilecek. Bu özellikle bu ülkeler için. Not demişiz. Savaştan sonra kurulacak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temelleri de bu bildirgeyle atılmıştır. Şimdi burada ben şöyle bir hatırlatma yapayım. Atlantik bildirgesi Birinci Dünya Savaşı'ndaki neye benziyor dersek, hani böyle bir şey düşünelim. Wilson ilkelerine benziyor arkadaşlar. Hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı sırasında da ABD Başkanı Wilson savaşa girmeden önce böyle bir bildiri yayınlamıştı. Daha sonra savaşa girmişti. Hatta o bildirgede de Milletler Cemiyeti'nden bahsedilmişti. Burada da neredeyse ileride kurulacak Birleşmiş Milletler'in ön neyi var? Taslağı var gibi bir şey. Daha sonra da ABD 2. Dünya Savaşı'na dahil olacak ve savaşın kaderi yeniden değişecek. Ödünç alma ve kiralama yasası nedir? Buna bakalım. Aslında ABD'yi ilgilendiren, daha doğrusu ABD'nin Avrupa'ya yardımını ilgilendiren bir olay. Almanya'nın savaştaki üstünlüğünü ele geçirmesi üzerine ABD, İngiltere'ye silah ve para yardımına başlamış. Roosevelt ödünç alma ve kiralama yasasını çıkararak her ülke yiyecek ve savaş malzemesi dahil her türlü yardımı bedelini savaş sonrası ödemek şartıyla alabilecek demiştir.
Bu zaten ödünç alma kiralama yasası doğrusunda da ABD, ne diyelim, Avrupa ülkelerine yardıma başlamıştır. ABD'nin savaşa girişine bakalım. Aslına bakarsanız ABD'nin savaşa girişi, yani ne diyelim, alttan alta savaşın içinde var, gizliden gizli, ama doğrudan girişi şu şekilde oluyor. ABD'nin Japonya'daki, öyle diyelim, Japonya'nın Asya'daki yayılmasını durdurabilmek için bu ülkeye başlatmış olduğu petrol ambargosu ekonomik anlamda krize giden Japonya'yı iyice rahatsız ediyor ve ABD'den intikam almaya yöneltiyor Japonları. Zaten Pasifik'te de bir ABD Japonya rekabeti var. Yani Avrupa'da İngiltere, Fransa, Almanya ile uğraşa dursun Rusya, ABD'nin derdi Uzak Doğu'daydı. Öncelikle Pasifik'teydi, öyle diyelim. 7 Aralık 1941'de ABD'nin Pearl Harbor, yani o Pasifik'teki deniz üssüne başlatılan hava ve diyelim saldırısıyla, hava saldırısıyla ABD Japonya'ya savaş açacak ve müttefik devletlerin yanında savaşa girecek. Yani ABD'nin savaşa girişi Pearl Harbor saldırısıyla oldu. Kim saldırdı? Japonlar saldırdı öncelikle. Şimdi gelelim savaşın sonuna. Şimdi savaşın sona ermesi öncelikle İtalya'nın savaştan çekilmesiyle başlayacak, mihver devletler adına. Şimdi savaşın başlarında İtalya, hani diyoruz ya, Akdeniz havzasına yayılmayı düşünüyor. Planında o vardı. İtalya Afrika'da başlattığı, yani işgal hareketi, başlangıçta başarıya ulaşmış gibi olsa da daha sonra Kuzey Afrika'da müttefikler, İngilizler üstünlüğü ele alacaklar ve yavaş yavaş İtalya'yı Kuzey Afrika'dan süpürecekler ve daha sonra da İtalya'yı işgale başlayacaklar ve İtalya işgal edilecek. Mussolini, yani İtalya'nın o zamanki başında bulunan kişi, yakalanacak, hapsedilecek. İtalya 3 Eylül 1943'te savaştan çekildiğini açıklayacak. Daha sonra Hitler, Mussolini'yi bir kaçırma planı var. O sonuçsuz kalınacak ve Mussolini yeniden yakalanacak. Bu sefer kurşuna dizilecek ve 2. Dünya Savaşı İtalya adına bitmiş olacak. Gelelim Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan çekilmesine. Hızlıca oraya bakalım. 1944 Haziran'ında müttefikler şu meşhur Normandiya çıkartmasını yapıyorlar Fransa'nın kuzey sahillerine ve hızlıca Fransa'nın içlerine doğru ilerliyorlar. Önce Paris, ardından Belçika, Brüksel ve ne diyelim Hollanda, Amsterdam müttefiklerin eline geçecek. Eylül ayından itibaren de Almanya hudutları içerisinde müttefik orduları ilerlemeye başlayacak. Aynı sıralarda ise, yani aynı dönemde ise, hani dedik ya Almanların ilerleyişi Stalingrad'da bitti. Daha sonra Ruslar karşı taarruza geçecek. İşte Rusların karşı taarruz dediğimiz Satürn operasyonu başlayacak. Önce Kafkaslardan Almanlar süpürülecek. Daha sonra taarruza geçilecek. Ve ne diyelim, Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlar ilk önce ve ardından da Orta Avrupa Rus işgalinden kurtulacak ve Ruslar Berlin'e girecekler, yani Alman hudutlarına. Bir taraftan İngiliz, Amerikan, Fransız müttefik kuvvetleri, bir taraftan da Sovyet Rusya Almanya'nın başkentini işgal edecekler. ABD ve İngiltere batıdan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de doğudan Berlin'e girmesi üzerine Hitler intihar edecek. 7 Mayıs 1945'te de Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim Pasifik'te savaşın sona ermesine, yani Japonya'nın savaştan çekilmesine. Pasifik'teki savaş tamamen ABD ve Japonya arasında geçen bir savaş. Tabii bunların karşılıklı lehlerinde savaşan küçük ülkeler de var oralarda. ABD Japonya'yı Pasifik'te Leyne Savaşı'nda yeniyor. Daha doğrusu Japon Deniz Kuvvetleri tamamen bitiyor. Yavaş yavaş işte Filipinler tamamen düşüyor. Yani ABD'nin eline geçiyor. Ve normal şartlarda Japonların teslim olması bekleniyor iken, ama Japonların o kuru inadı tutuyor. Kesinlikle ne yapıyorlar? Teslim olmaya yanaşmıyorlar. Ancak Japonlara kesin bir ezimet yaşatmak için o dönemin ABD Başkanı Truman ilk atom bombası emrini veriyor. Atom bombası kullanma emrini veriyor.
İlk bomba küçük oğlan, yani Little Boy dedikleri, Revşuma'ya atılıyor. 3 gün sonra 9 Ağustos 1945'te şişman adam Fatman Nagasaki'ye atılıyor ve Japonya bu bombardımanın ardından İkinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiş oluyor. Şimdi normalde bunu derslerimizde uzun uzun arkadaşlara anlatırım. Yani Japonların kuru inadı derken şurada şöyle de bir şey belirtmek lazım arkadaşlar. Zaten Japonya teslim olmak üzereymiş. Burada ABD bu bombaları ataraktan bir nevi güç gösterisi yapıyor. Yani tüm dünyaya ya benim elimde böyle bir güç var. Bundan sonraki süreçte kimse bana yan bakmasın imajı vermeye çalışıyor. Ve o Truman'ın biraz da o ne diyelim akıl almaz tutumu Japonların üzerine bu bombaların denenmesine yol açıyor. Aslına bakarsanız dediğimiz gibi Japonların aksine İngiltere'ye daha sonra Sovyet sosyalistlere bir gözdağı niteliğinde atılmıştır bu bombalar. Şimdi savaş sırasında müttefikler arasında yapılan konferanslar başlığı altında bayağı bir uzun bir konferans dilimi işleyeceğiz şimdi. Önce Casablanca konferansına bakalım. 14-24 Ocak 1943'te gerçekleşmiş bir konferans. ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başkanı Churchill arasında yapılmış. Konferansta ikinci bir cephenin açılması için Türkiye'nin de savaşa katılması gerektiği, bunun için hazırlıkların yapılması belirtilmiş. Miğfer devletlerin kayıtsız şartsız teslim olana kadar da savaşa devam kararı alınmış. Yani Casablanca konferansında özellikle Türkiye'yi savaşta görmek istediklerini belirtmişler. Türkiye'nin adının geçtiği ilk konferans bir. Bunu yazdık cebe. Adana konferansına bakalım. 30-31 Ocak 1943'te gerçekleşmiş. Hani o Casablanca konferansında Türkiye'ye savaşı çekmek istiyorlar ya. Bu sefer de Churchill kalkıp geliyor. ABD'nin savaşa girişinin ardından müttefikler Türkiye'yi kendi yanlarında savaşa çekmek için Türkiye'ye baskıya başladılar. Bu amaçla İngiltere Başbakanı Churchill Adana'ya gelerek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile görüşüyor. Bu görüşmede Türkiye tüm askeri ihtiyaçlarının karşılanması konusunda güvence istiyor. Ayrıca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden duyduğu rahatsızlığı da Churchill'e bildiriyor. Gelelim Washington Konferansı'na. Ocak 1943'te yapılmış. Kimler var bu konferansta? Roosevelt ve Churchill var yine. İngiltere ve ABD var. Bu konferansta Kuzey Afrika Cephesi'nin tasfiyesi ile ilgili görüşmeler yapılmış. Az önce de söylemiştik orada İtalyanlar vardı. Ondan sonra da İtalyanların süpürülmesi gerçekleşiyor. Quebec Konferansı'na bakalım. Ağustos 1943'te İtalya'nın teslim alınmasından sonra toplanan bu konferansta Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılması için ABD önderliğinde Normandiya kıyılarında bir cephe açılması kararlaştırılmış Quebec konferansında. Tabii biz bunları çok sonradan öğreneceğiz. Çünkü Normandiya çıkartmasının yapılacağını, nereye yapılacağını Almanlar çözememiş. Moskova konferansına bakalım. Ekim 1943'te İngiltere, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Çin Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla toplanan Moskova Konferansı'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Almanya'ya karşı kesin zafer kazanılana kadar savaşa devam edeceği konusunda garanti vermiştir. Ayrıca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ısrarları sonrasında müttefikler Türkiye'ye savaşa girmesi konusunda ikna etmeyi kararlaştırmışlardır. Bu doğrultuda Türkiye'nin de çağrılacağı Kahire Konferansı toplanmıştır. Gelelim Kahire Konferansı'na. Yine bizi sıkıştırmaya devam ediyorlar. Kasım 1943'te Churchill, Roosevelt ve Çin Devlet Başkanı Chiang Kai-shek bu görüşmelere katılmış. Uzak Doğu'da Japonya'ya karşı nasıl hareket edileceğine dair konuşulmuş. Müttefikler Türkiye'nin savaşa katılımını sağlamak için İsmet İnönü'yü Kahire'ye davet etmişler. İsmet İnönü savaş sırasında Türkiye'ye ihtiyacı olacak askeri malzemelerin karşılanması şartını yinelemiş. Yani oyalama taktiği uyguluyor biraz İsmet Paşa burada. Tahran Konferansı'na bakalım. 11 Aralık 1943 ABD, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında gerçekleştirilmiş. Konferansta Türkiye'ye baskı yapmak amacıyla Boğazların statükosu ile ilgili bir değişikliğin yapılması konusu ortaya atılsa da ortak bir karara varılamamış. Dumbarton-Oaks Konferansı Ağustos 1944'te Müttefikler Konferansta Birleşmiş Milletler'in anayasası ile ilgili görüşmeler yapmışlar.
Ardından Yalta Konferansı, artık Birinci Dünya Savaşı'nın sonu geldi arkadaşlar. Sonlarına doğru yapılanlar. Müttefiklerin savaşı kazanacağının anlaşılmasından sonra gerçekleştirilmiş. Yani artık kıta Avrupa'sında diyelim, Almanlar teslim olmak üzere, Müttefik devletler batıdan, Sovyet Ruslar doğudan ilerlemekte. Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında gerçekleşmiş. Bu konferansta Birleşmiş Milletler ile ilgili alınan kararlardan Roosevelt memnun olurken Churchill ve Stalin fazla ödün verildiği düşüncesiyle memnun olmamıştır Yalta Konferansı'nda. Yine Yalta Konferansı savaş döneminin sonu, savaş sonrası dönemin başlangıcı kabul edilir. Şimdi burada bir parantez açayım, belirteyim. Şimdi ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya üzerindeki liderliğini biraz garanti altına almak istiyor. Nasıl diyeceğiz? Hani 1. Dünya Savaşı'nda da ABD'nin savaşa girişiyle, hani Wilson ilkeleri, ardından işte savaşa giriş, Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını istiyor. İşte savaşa giriyor, savaşın dengesi değişiyor. Ne diyeyim? 1. Dünya Savaşı'nda itiraf devletleri savaşı kazanmasını sağlıyordu ama yine kıta Avrupa'sından ABD dışlanıyordu. Yine İngiltere, Fransa ne diyelim dünyanın etkin güçleri olarak ya da Avrupa'nın etkin güçleri olarak yer alıyordu. Ama bu sefer ABD ne diyelim sağlam kazığa bağlamak istiyor bazı şeyleri. Net olarak bazı şeyleri ne diyelim belirgin hale getirmeye çalışıyor. Burada Churchill ve Stalin'in itirazları da bunda bu yönde ama ABD bu sefer dediğim gibi dediğini yaptırıyor. Gelelim San Francisco konferansına. 26 Nisan 1945, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru savaş sonrasında barışın korunması amacıyla Birleşmiş Milletler'in kurulması çalışmalarına hız verilmiş. Bu amaç doğrultusunda toplanan San Francisco konferansında Birleşmiş Milletler'in anayasası imzalanmış. Buna göre konferansta 1945 Mart'ına kadar mihver devletlere savaş ilan eden devletler Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak alınacağını belirtilmiş. Burada açtım parantez. Türkiye'de bu kararın ardından savaşın sonlarına doğru Almanya'ya savaş ilan edecek. Potsdam Konferansı 17 Temmuz 2 Ağustos 1945. Konferansa ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya katılmış. Konferansın başlıca konuları şunlar. Almanya'nın topraklarının ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB'nin kontrol edeceği 4 işgal bölgesine ayrılması, Almanya'nın silahsızlandırılması ve ağır savaş tazminatlarına mahkum edilmesi, savaş suçlularının yakalanması ve yargılanması, İtalya'ya sert yaptırımlar taşımayan bir anlaşma yapılması, Kore'de 38. enlemin sınır olarak kabul edilmesi, ABD ve Sovyet Rusya arasında bölüşülmesi kararı alınmış diyelim. Ne diyelim? Bunlar görüşülmüş. Not: Sovyet Rusya bu konferansta Türkiye'den toprak ve boğazlardan da üst istemiştir Potsdam konferansında. İşte biz o Sovyet Rusya'nın tehdidini yavaş yavaş iyiden iyiye 2. Dünya Savaşı sonrası için hissetmeye başladık. Gelelim 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına arkadaşlar. Tek tek gideceğiz. Almanya, İtalya ve Japonya'nın başını çektiği mihver devletler yenilgiye uğradı. Irkçı yönetimler tasfiye edildi. İşte Almanya'da Naziler, İtalya'da faşist yönetim. Almanya'nın toprakları İngiltere, Fransa, ABD ve Sovyet Rusya arasında 4 işgal bölgesine ayrıldı. Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki halklar savaşın ardından sömürgeci devletlere karşı bağımsızlık mücadelesine başladılar. Kim bunlar? Özellikle İngiltere, Fransa. İngiltere ve Fransa savaştan galip çıkmalarına rağmen ekonomik çöküntüye uğradı. Tabii bunda sömürgelerini kaybetmeleri de çok büyük etkisi olacak. İtalya'da 1946 yılında Cumhuriyet yönetimine geçildi. Japonya savaş öncesi ele geçirmiş olduğu tüm toprakları kaybetti. Yani kıta Asya'sında özellikle öyle diyelim ve Pasifik'teki adalarda. Yine Japonya ABD işgaline de uğradı diyelim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği özellikle Balkanlarda kurtarıcı olarak görülmeye başladığı için bu bölgede Sovyet rejimi ve ideolojisi yayılma imkanı buldu.
ABD savaş sonrasında dünyadaki konumunu iyice güçlendirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası. Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. Savaştan çok kısa bir süre sonra ise ABD ve Sovyet Rusya önderliğinde dünya ikiye kutuba ayrıldı. Yani o Birleşmiş Milletler de aslına bakarsanız bundan sonra dünyanın barışçıl döneme girmesine sağlayamadı diyelim. Yani en azından İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o hani birlikte hareket etme, İkinci Dünya Savaşı'nda birlikte hareket etme olayı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen dağılıverdi. Savaş sırasında birçok endüstriyel kuruluş, liman, karayolu, demiryolu tahrip olduğundan savaş sonrası üretim ve tüketim dengesi bozulacak tüm dünyada, öyle diyeyim, ABD hariç. ABD para birimi dolar bundan sonra altın kadar değerli bir para birimi haline gelecek. Uluslararası Para Fonu IMF ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası İBRD kurulacak. İkinci Dünya Savaşı sırasında 60 milyon insan hayatını kaybedecek. Esir kamplarında tutulan insanlar savaş sonrası kendi ülkelerine doğru büyük bir göç hareketinin başlamasına neden olacaklar. Savaş esnasında insanlık dışı uygulamalarda bulunan birçok Alman ve Japon subay uluslararası mahkemelerde yargılanacaklar arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'de Aralık 1948'de soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilecek Birleşmiş Milletler'de 1948'de. Devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendini feshederek görevini Birleşmiş Milletler'e bırakacak. Yani ne diyelim? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan cemiyet nedir? Birleşmiş Milletler. İkinci Dünya Savaşı devam ederken yayınlanan Atlantik Bildirgesi'nde kurulması kararlaştırılan Birleşmiş Milletler'in taslak biçimi 1944'te toplanan Dumbarton-Oaks Konferansı'nda belirlenecek. Yalta Konferansı'nda beş büyükler olarak adlandırılan ABD, Sovyet Rusya, İngiltere, Fransa, Çin'e veto etme hakkı tanınacak. 25 Nisan 1945'te San Francisco Konferansı'nda ise Birleşmiş Milletler resmen kurulacak. Şimdi burada üstüne basa basa söyleyeceğim bir şey var arkadaşlar. Şu Birleşmiş Milletler'de günümüzde de veto hakkına sahip olan 5 büyük devlet, yani 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleri, ABD, Kıta Avrupa'sını temsil eden, yani Pasifik'i temsil eden ABD, Kıta Avrupa'sını temsil eden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, ki günümüzde Sovyet Rusya, artık Rusya Federasyonu, İngiltere ve Fransa var. Yine Asya'yı temsil eden de Çin var. Şimdi Çin'in ismini İkinci Dünya Savaşı içerisinde çok fazla duymadınız ama bunu da şu şekilde belirtelim. Asya'da savaş, aslına bakarsanız yani normalde tarihlerde 1939'da başladı diye geçer. Ne diyelim, İkinci Dünya Savaşı. Japonların Mançurya bölgesini ele geçirip Çin'i işgale başlamasıyla ya Kıta Avrupa'sından çok daha önce Asya'da başlamıştı. O yüzden Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri arasında sayılmakta arkadaşlar. Şimdi gelelim İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilmeye başlanan ve günümüze kadar süren silah sanayinde, ne diyelim, silahlanmada öne çıkan silahlara. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sırasında V1 ve V2 roketleri Alman mühendisler tarafından geliştirilecek. Günümüzde de bu roketler, yani o zaman prototipleri diyelim, artık çok daha basitleri günümüzdekilerin. Günümüzün balistik füze tasarımları bu füze örnek alınarak yapılmış. Enigma diye bir şifreleme makinesi yapıyor Almanlar, ki bu makine sayesinde cepheler arasında mesajların düşmana tarafından ele geçirip çözümlenmesini imkansız hale getiriyor Enigma. Yalnız imkansızı da çözmüş İngilizler, onu da söyleyelim. Atom bombası ilk olarak Almanya'da Einstein tarafından tasarımı yapılmış. Daha sonra Einstein ABD'ye gidiyor. Sonra oradaki çalışmalar
daha da ilerletilerek ABD'de atom bombası geliştiriliyor arkadaşlar. Savaş gemileri özellikle Alman ve Japonların savaşın başlarında denizlerde çok büyük bir üstünlük kurmasını sağlamış. Özellikle Almanların Bismarck adlı bir savaş gemisi var ki İngilizlere Atlas Okyanusu'nda kök söktürmüş, daha sonra batırılmış. Daha sonraki süreçte zırhlı gemiler, yani bu Bismarck benzeri zırhlı gemileri fazlasıyla İngiliz ve özellikle ABD yapıyor. ABD Pasifik'te de Japonlara karşı üstünlüğünü sağlamış oluyor. Tanklar arkadaşlar savaşın başlarında Avrupalıların, Almanların Avrupa'yı işgal sırasında en önemli silahları, dediğimiz gibi İkinci Dünya Savaşı'nda çok etkin kullanılmaya başlanmış. Yine uçaklardan bahsedelim. İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren aslında savaş makinesi uçaklardır. Özellikle Almanlara karşı İngilizler üstün bir hava savunma sistemi kuraraktan Almanları İkinci Dünya Savaşı'nda ne diyelim dize getirmişler kıta Avrupa'sına savaşın sonlarında. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'ye baktığımız zaman hemen hızlıca Türkiye'deki gelişmelere bakalım. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü'nün görev yaptığını görüyoruz. Başbakan olarak da Refik Saydam ve Şükrü Saracoğlu görev yapmıştır İkinci Dünya Savaşı boyunca ülkemizde. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye yayılmacı politikaları izleyen devletler arasında en çok İtalya'dan çekilmiştir. Özellikle İtalya'nın 12 adayı silahlandırması Türkiye'nin tedirginliğini her geçen gün arttırmıştır. Hatta şöyle söyleyeyim, Balkan Antantı da İkinci Dünya Savaşı öncesinde Balkan Antantı da bu İtalyan yayılmacı politikasına karşı oluşturulan bir pakt idi. İkinci Dünya Savaşı sırasında gelişmelere baktığımız zaman Türkiye'nin İngiltere ve Fransa'ya daha çok yakınlaşmasına, taraflar arasındaki karşılıklı yardım anlaşması imzalanmasına kadar gidiyor. Türkiye'nin strateji konumundan yararlanmak isteyen ve Orta Doğu petrollerini ele geçirmek isteyen Almanya'ya Türkiye'yi kontrol altında tutabilmek için Türkiye ile saldırmazlık paktı teklif ediyor Almanlar. Türkiye'ye ve bu iki ülke arasında 19 Haziran 1941'de de saldırmazlık paktı imzalanıyor. Açtım parantez. Türkiye, İngiltere ya da ne diyelim kıta Avrupası, Batı Avrupa'ya karşı da ne diyelim anlaşma imzalıyor. Daha sonra da Almanlarla saldırmazlık anlaşması imzalıyor. Yani Türkiye'yi savaşa çekmek isteyen bir İngiltere var, ABD var. Almanlar onların yanında savaşa girmezsen sana saldırmam gibilerden bir anlaşma yapmaya gitmiş Türkiye ile. Ha İsmet İnönü'nde 2. Dünya Savaşı'ndaki Türkiye'yi savaşın dışında tutma anlamındaki politikaları bence de güzel işlemiş. Öyle diyelim, savaşın dışında kalmışız. 60 milyon insanın öldüğü bir savaşta savaşın dışında kalmak bence güzel olmuş. Savaş esnasında müttefikler Türkiye'yi kendi yanlarında savaşa çekmek için çok uğraşsa da Adana Konferansı'nda ve 1. 2. Kahire Konferanslarında Türkiye'yi savaşa sokmayı becerememişler, öyle diyelim. Savaşın sonlarına doğru Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olma adına da Türkiye 23 Şubat 1945'te Almanya'ya savaş ilan etmiş. Ancak savaşın sonu geldiğinden Türkiye fiilen bu savaşa katılmamıştır. Sadece Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olmak için bu eyleme girişmiştir diyelim. Savaşa şimdi savaş bitti ama savaş sırasında ve savaş sonrasında yaşanan bazı gelişmeler var. Özellikle Türkiye'de yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere bir bakalım. Savaşa girme ihtimalin bulunması, bizim Türkiye'den bahsediyoruz, ülkede seferberliğin ilan edilmesine ve böylece de iş gücünün silah altına alınmasına ve sanayi ve tarımın düşmesine neden olmuş ülkemizde. Yine savaş esnasında ülkede stokçuluk, kara borsacılık yaygınlaşmış ve enflasyon hızla artmış. Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için petrol ofisi, et balık kurumu açılmış. Ekmek karnesi uygulamasına geçilmiş. Bunlar üzerine çok şeyler söyleyebilirim de video çok uzayacak. 18 Ocak 1940'da milli korunma kanunu çıkarılmış. Böylece fiyatlar devlet kontrolü altına tutulmaya çalışılmış.
1942 yılında varlık vergisi kanunu çıkarılmış. Bu kanunla zengin kesimin serveti bir defaya mahsus ağır bir şekilde vergilendirilmiş. Fakat bu vergi çok büyük tepkilere yol açtığı için de 1944'te kaldırılmış. 1943'te toprak mahsulleri vergisi çıkarılmış. Burada 19 bin olmuş ama neyse, 1943'te çiftçinin ürünün bir kısmı vergi olarak alınmış. Bu dönemde arkadaşlar 1900 ne diyelim 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından ta 1955'lere kadar ülkemizin yıllık nüfus artışı çok azalmış. 1944'te çıkarılan bir yasa ile köy enstitüleri kurulmuş. Savaşın ortaya çıkardığı olumsuzluklar garip akımın doğmasına zemin hazırlamış. Orhan Veli, Kanık, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday öncülüğündeki akım gelişmiş ve uzun bir süre etkisini sürdürmüş. Yalnız burada köy enstitülerine bir ufacık bir değinmek istiyorum. Nedir, ne değildir? Her köyden, öyle diyelim köylerden, Anadolu köylerinden çocuklar alınmış diyelim. Bunlar yetiştirilmiş. Belli eğitimlerden geçirilmiş. Bu eğitimlerin içerisine ne diyelim, normalde öğretmen olarak kendi köylerine gönderilmiş ama o eğitimin içerisinde ziraat mühendisliği eğitiminden tut da efendime söyleyeyim baytarlık eğitimine kadar birçok eğitim verildikten sonra köylerden toplanan bu çocuklar köylerine döndükleri zaman da o köylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bireyler haline gelmiş. Daha sonra bu köy enstitüleri kaldırılmış. Neyse, bunun hakkında da çok şey konuşuruz ama bu kadar yetsin. Radyo kullanımı bu dönemde artmış arkadaşlar. Halk radyolar sayesinde bu gelişmeleri takip etmiş. Ankara ve İstanbul Radyosu bu dönemde yayın hayatına başlamış. Dönemin önemli sanatçıları arasında Münir, Nurettin, Safiye, Ayla, Hamiyet, Yüceses, Hafız, Burhan, Müzeyyen, Senar ve Perihan Altın da radyo yayınlarıyla halka ulaşmışlar. Bu dönemde basına sansür uygulanmış. Özellikle ülke içindeki gelişmeler basında çok fazla yer almamış. Büyük ölçüde savaş ile ilgili haberler yapılmış. İç haberler çok fazla yer verilmemiş dediğim gibi. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye dışarıda kalmıştır arkadaşlar. Sadece ve sadece savaşın sonlarında dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler'e üye olma adına Almanya savaşı ilan etmiştir. Bir tarih öğretmeni olarak hani yazılı yazılık videosu da şunu yapmadan edemeyeceğim. Bu savaşın dışında kalmak Türkiye'ye çok büyük kazanımlar getirmiştir. Benim şahsi görüşüm ne olursa olsun o dönemde çok güzel bir dış politika izlenmiş diye düşünüyorum. Gelelim bu dönemin kültürel gelişmelerine ve öne çıkan bazı şahsiyetleri. Yani bu ünite içerisinde şimdi Nuri Demirağ'dan bahsetmeden geçmek istemedim. Öğretmenleriniz de muhtemelen sorabilir bu soruyu. Cumhuriyet'in ilk yıllarının girişimci ruhudur Nuri Demirağ. Anadolu'da yapılan demir yollarının yapımının mimarı desek yeri var. Ve zaten o Demirağ soyadını da Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Soyadı kanun çıktıktan sonra Nuri Bey'e. Nuri Bey'in diğer çalışmalarına baktığımız zaman Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın İzmit Selüloz, Sivas Çimento, Bursa Merinos tesislerinin ve Ecevat Havalimanı'nın inşalarını yaptığını görüyoruz. Yine Nuri Demirağ o dönemde ilk Türk yolcu uçağını yapan ve ülkede uçak fabrikasını kuran kişidir. Uçakları kullanacak pilotların yetiştirilmesi için Gök Okulu'nu kurmuştur. Ancak çalışmaları, yani Nuri Demirağ'ın tüm bu çalışmaları talihsiz bir kaza sonucunda bizzat devlet tarafından sona erdirilmiştir. Meraklısı öğrencilere söyleyeyim, bu adamın hayatını bir inceleyeyim. Yani ben Cumhuriyet döneminde harcanmış, emeğine yazık edilmiş insanlardan biri olarak görürüm Nuri Demirağ'ı. Allah rahmet eylesin. Vecihi Hürkuş kimdir? Birinci Dünya Savaşı sırasında pilot olarak görev almış. Kafkas cephesinde görev yaptığı sırada Rus uçağını düşürerek uçak düşüren ilk Türk pilotu unvanını almıştır. Vecihi Hürkuş, İstiklal madalyalı Vecihi Hürkuş savaş sonrası ise Türk Tayyare Cemiyeti'ne katılmış. 1932'de Sivil Tayyare Mektebi'ni kurmuş ve burada Nuri Demirağ'ın
desteğiyle, maddi desteğiyle, yardımlarıyla Veci adlı, yani Veci'nin şeyleri de var da diğer birkaç harfi daha, adlı uçağı tasarlamıştır. Bu da bu dönemin önemli şahsiyetleri olarak söyleyelim. İkisine dediğim gibi Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, konu anlatımı şeklinde hazırladım. Yazılı yazılı. Ancak belki bir veya iki video daha çekeceğim. Bununla ilgili bir de bir sonraki üniteyi de çekmeye çalışacağım. Kanalı takip edersiniz. Onlar da direkt soru ve cevap üzerinden gideceğim. Öyle bir yazılı kağıdı hazırlığı yapacağız. Şimdiden kolay gelsin.